Bunu burada mı olmuş? Evet. Sen böyle seçince kalsın. Evet. Bu çağrı merkezi çalışanları şu bugün itibariyle 500 çalışanıyla hizmet veriyor. Sene sonunda bu rakam, yani önümüzdeki 9 ay içinde bu rakam 700'ü aşacak. Bu tesis çok daha büyük rakamları kaldırabilecek bir tesis. Ve Türksel olarak açıkçası ilk olarak 2006 yılında Erzurum'a yaptığımız yatırımla teknoloji sayesinde Anadolu'ya da istihdamı taşıyabileceğimizi gösterdi. Oradan Diyarbakır'a geçtik. Diyarbakır'da 1000'e yakın çalışanımızın olduğu bir tesis var. Ve Karadeniz'de bu yaman insanların bölgesinde, benim de memleketimde bu tesisi açmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye bugün gerçekten Avrupa'da haberleşme trafiği en çok artan, en çok konuşan, en çok SMS atan, abone sayısı, geniş band abone sayısı en hızlı artan ülke. Bunların hepsi istatistiki rakamlarla belli. Hatta daha da ilerisi, Davos'ta açıklanan rakamlara göre Türkiye dünyada mobil kapsamanın en geniş olduğu ülke. Çağrı Merkezi'nin ortaya çıkması bilgi iletişim sektöründeki gelişmeyle aynı zamanda başlıyor. Burada alın teri yerini akıl teri alıyor. Merkezleri İstanbul, İzmir, Ankara'dan başka yer tanımazlardı. Dedi ki kardeşim memleketin buraları da var. Van'da var, Bitlis'te var, Diyarbakır'da var, Elazığ'da var, Bingöl'de var, Siirt'te var. Niye buralara gitmiyorsunuz? Buralar da vatan toprağı. Buradaki insanlarımız da Kurtuluş Savaşı'nda istiklal mücadelesi verdi. Çanakkale'de omuz omuza düşmanı denize döktü. Onların da hakkı var. İşte bizim hükümetimizin en önemli yaptığı farklılık ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirinden farklı görmedik. Bugün 10 yılda ulaşım ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlara şöyle bir baktığımızda bölünmüş yollarda batı bölgelerimize 1'e 3 yapmışız. Doğu bölgelerimize 1'e 10 yapmışız. Teröre inat, odalara yatırım yaptık. Havaalanı yaptık, bölünmüş yol yaptık, hastane yaptık, okul yaptık. Mücadele ettiler, yolumuzu kestiler, araçlarımızı yaktılar. Biz inat ettik, biz kazandık, Türkiye kazandı. Baktılar ki artık baş edemiyorlar. Havlu attılar. Türkiye'nin kararlılığıdır bu. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, 75 milyonun kardeşliğine yaptığı vurgunun sonucudur bu gelinen durum. Kendiliğinden olmamıştır. Bugün Bingöl'de havaalanı yapıyoruz. Hakkari'de havaalanı yapıyoruz. Şırnak'ta havaalanı yapıyoruz. Iğdır'da yaptık, hizmeti açtık. Kim hayal edebilirdi 10 yıl önce bunları? Diyoruz ki Hakkari'de geniş band neyse Edirne'de de olsun. Sinop'ta neyse Hatay'da da Batman'da da aynısı olsun. Allah'a şükür Türkiye'nin her tarafı bugün en iyi kalitede erişilebilir hale geldi, ulaşılabilir hale geldi.
Arkadaşlar az bir saniye. Hadi. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Bak biraz sonra arasın seni. Fazlı girme, Fazlı. İyi günler. Ben Binali, kiminle görüşüyorum? Nasıl yardımcı olabilirim? Türksel merkezinden arıyorum. Buyurun. Buyurun, dinliyorum. Türksel buyurun. Hattını faturalıya çevirdin. Evet. Bu nasıl Türksel hizmeti, ne demek kardeşim ya? Ben önce sizi tanıyayım. Kiminle görüşüyorum ben? Ya kusura bakma, ne yapayım, samimiyetten. Ama sen, adam kızdı, kapattı ya. Bari, bu nasıl hizmet diyor kardeşim diye konuşuyor. Yeni bir müşterimiz geldi, Mehmet Bey. Mehmet Bey mi? Kardeşim demeyeceğiz. Şu anda hasta. Ablam mı diyeceğiz? Yeni müşterimiz şu anda hasta. Alo. Adı ne, Mehmet Bey mi? Ha, iyi günler, kullancı. Buyurun. İsim yok. Türksel hizmetleri, buyurun efendim. Nereye geçmek istiyorsunuz anlayamadım. Genç Türksel'e geçeceksiniz. İyi başarılar diliyorum. Memleket neresi hem de? Bartın. Son zamanlarda Bartın'a gittin mi? Ama git bak, orada çok güzel yollar yapıldı. Amasra'ya doğru iki tane tünel yapıldı. Çok güzel oldu yollar. Mutlaka gitmeli. Tavsiye ederim. Sen genç Türksel'e geçeceksin tabii. Şimdi onu yapıyoruz. Yani diyorsun ki ne alaka var şimdi bunlardan, değil mi? Ha, tamam, onu açıklayayım. Belli ki canın sıkıldı. Ben Trabzon'da çağrı merkezi açılışı yaptım. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Emre, memnun oldum. Senin çağrını da ben karşılamış oldum. Arkadaşlarımdan izin aldım. Böylece seni tanımış oldum. Tamam mı? Ulaştırma Bakanı hakkında bir fikrin var mı? Yok. İyi, ne kadar güzel. Peki, asıl görevli arkadaşa veriyorum. İyi dersler diliyorum sana. Hadi kolay gelsin. Evet, çok tebrik ediyoruz.